Beyefendiler, sevgili çocuklar, tarıma ve çiftçiye her zaman tam destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Bizlerle bir arada olduğunuz için çok mutluyuz. Trakya'nın güzel, değerli insanları, emeğin kıymetini bilen, üretimin kıymetini bilen, tarımın kıymetini bilen güzel hemşerilerim, hepinizle bir arada olmak benim için büyük bir kıvanç. Yine en önde hanımefendilerle, beyefendilerle, sevgili çocuklarımızla birlikte bugün Tarım Bayramı gibi emeğin, hasatın sonucunu görmek ve bir arada olmak, hep beraber bu bereketi paylaşmak herhalde dünyanın en güzel şeylerinden birisi olsa gerek. Bu duyguyla buradayım. Sizleri değerli parti meclis üyelerimizle, Tekirdağ milletvekilimizle, Çatalca ve Silivri belediye başkanımızla ve aynı zamanda sevgili değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarımla ve tabii ki yerelin güçlü bireyleri, sevgili muhtarlarımızla birlikte selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Trakya'yı şimdi yolda gelirken sevgili parti meclis üyemiz Berker Bey'le de paylaştım, konuştum. Trakya'da yaklaşık 35 yılım geçti. Dolayısıyla hayatımın merkezi burası ve burada olmaktan, burada büyümekten, burada gelişmekten, burada öğrenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Az önce değerli başkanımız çok değerli bir şey söyledi. Gerçekten bu topraklar Trakya'sıyla, Anadolu'suyla tarımın, üretimin her konunun aslında beşiği. Her dünyada insanlık adına atılan kayıtlı ilk adımların neredeyse tamamı bu topraklarda başladı, yeşerdi. O bakımdan biz aslında çok özel bir milletiz, toplumuz. Ama bunun bir kıymetini bilmek, sorumluluğunu taşımak da lazım. Yani bu topraklarda yaşamanın en büyük sorumluluğu nedir derseniz, doğayı korumaktır. Doğayı yaşatmaktır. Canlıları yaşatmaktır. Dolayısıyla insanı yaşatmaktır. O bakımdan bizim doğayı koruyan, doğayı güzelleştiren, toprağın bereketini arttıran her adımın yanında olmalı ve bunu en yüksek seviyeye taşımakla yükümlü yöneticilerdir. Kaldı ki Cumhuriyetimizin de temelinde tarımsal üretim vardır. Tarımı toplumumuzun büyük bir kesimi Cumhuriyet'le beraber öğrenmiştir kırsalda. Onun eğitimi, onun altyapısı ta köy enstitülerine kadar uzanan bilinçli bir köylü toplumun varlığı belki de bizim en temel gücümüzün kaynağı. O bakımdan ben bugün itibariyle şunu da anons etmek isterim. Biz o temel felsefeden asla şaşmadık, şaşmayacağız. Bu toprakları koruyacağız. Toprağı korumak, toprak ana diye tariflediğimiz o kutsal emaneti korumak, onun bereketini korumak, tarım yapanın, emekçinin hakkını korumak nedir biliyor musunuz? İşte gerçek milliyetçiliktir. Vatanını sevmektir, milletini sevmektir. Bu bağlamda biz bu cennet vatanın her karış toprağını korurken sadece güvenlik açısından korumak değildir. Güvenliğini de koruyacağız, canımızı feda edeceğiz ama aynı şekilde bu toprağın
bereketini korumak, bu toprağın üretimini arttırmaktır milliyetçilik. Bundan asla şaşmadık, şaşmayacağız. Onun bizi var ettiğinin farkındayız. Bugün Silivri'mizin, çok sevdiğim ilçemizin Gazitepe köyünde sizlerle hasat yapacağız. Başkanımız haklı olarak köyünde hasat yaparak kendine torpil geçmiş. Ama her köyü kendine torpil geçilecek güzelliğe sahip buranın. O bakımdan Gazitepe ve diğer köylerimiz birbirine eşdeğer. Ben burada 5 çeşit yerli tohumumuzun hasadını gerçekleştirdiğimizi duyurmak isterim. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşulları hepimiz biliyoruz. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, sanayicilerimiz, esnafımız, yurttaşımız, ücretli çalışanımız, emeklilerimiz, hemen herkesinden yurttaşımızın ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Ve bu bir buhran ama buna rağmen bu koşullarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Yurt dışından bir misafirimle bu sabah bir yerel yöneticiyle uzun uzun sohbet ettik. Yani daha dün öğrencilik yıllarında buraya ziyarete geldiğimde, isim vermeyeceğim farklı alınganlıklar olmasın diye, ama 1 liraya karşı 1,5 para, kendi parası 1,5 katı olduğunu, yani ve o kadar parayla değiştiğini, yani onların 1,5 lirasıyla 1 lira aldığını söylerken, bugün aynı değer oranlarına baktığınızda 20-25 kat gerilemişiz. Bahsettiği zaman dilimi 20-25 sene öncesi sevgili dostlar. Bize bu yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Bu milletin aklı, bu milletin bilgisi, görgüsü bizleri, inanın, bırakın o boş lafları, çağ atlama laflarını, bırakın çağları, daha ötesine götürecek bir birikime sahiptir bu millet. Tek şart var, tek şart. Ne biliyor musunuz? Tek bir beyne değil, bu milletin toplu bir biçimde her birinin beynine emanet edersek kendimizi kazanırız. Ama tek bir akla güvenin ve her şeyinizi bana bırakın diyen akla emanet ettiniz mi, olacak budur. Bugün çektiğimizin yegane sebebi budur. Öyle değil mi? Ben bazı insanların bilgisi karşısında göstereceğim hürmeti başaramıyorum. Daha fazla göstermek istiyorum. Öyle iyi yetişmiş bilim insanlarımız, ilim insanlarımız, eğitimcilerimiz, tarım uzmanı, sanayi uzmanı, her konuda muazzam. Ama hiçbir şey bilmeden ben bilirim diyenden korkun. Yani öyle durduk yere ben kendime bilim insanı diyebilir miyim? Diyemem. Yani durduk yere kendime ekonomist diyebilir miyim? Diyemem. Ama uzmanına emanet et. Ya onun partilisi yok. Yeter ki uzmanına emanet et. Bakın, uzmanına emanet ettin mi bu milletin sırtı yere gelmez. Gelmez. O bakımdan bugün işte enflasyon aldı başını gidiyor diyorsak, müsebbibi sebebi bu durumdur, bu pozisyondur. Maliyetler ne yazık ki artıyor. Ekonomi yönetiminde aklın ve bilimden uzaklaşmanın cezasını çekiyoruz. O bakımdan biz İki dudağın arasından çıkacak söze değil, milletin sözüne güveneceğiz. Ve yolumuz o yol olacak.
Sevgili hemşerilerim, siz benden iyi biliyorsunuz. İstanbul'da öne çıkan tarımsal ürünler, yağlık ayçiçeği, silajlık mısır, arpa, buğday olmak üzere hububatlardır. Çiftçilerimiz için temel problemlerden birisi ne yazık ki hükümetin açıkladığı alım fiyatları. Alım fiyatlarındaki artışlar maliyetlerin ve enflasyonun getirdiği yükün çok gerisinde kalmaktadır. Örneğin ekmeklik buğday %12, makarnalık buğday %11, arpa %3.6 oranında artış almış. Mazot, gübre, işçilik gibi tarımsal girdi fiyatlarına baktığımızda, enflasyona ve diğer maliyetlere baktığınızda bu açıklanan artışlar onun fersa fersa önünde. Yani çiftçimizin aldığı bir farkın bir kıymeti yok. O bakımdan biz tabii başka sorunlar da yazıyor. Neredeyse çiftçilerimiz ton başına aldığı ve ne yazık ki hasattan bir yıl sonra eline geçen primlerin bu şekilde ödenmesi de ayrı bir problem. Dolayısıyla çiftçimizin zararı artıyor, tarımsal üreticilik de gittikçe artıyor, azalıyor. Ama tabii tam tersi az önce söylediğimiz o ekonomik zorlukların altından kalkabilmek, bu problemleri aşabilmenin en birinci çözümü nedir biliyor musunuz? Kendi kaynağınızdan üretim yapabilmektir. Kendi kaynağımızdan üretim yapabilmenin de en önemli kaynağı bizim ülkemizde topraktır, tarımdır. O bakımdan tarımsal alanların boşalmasına asla izin vermemeliyiz. Üretimi hep birlikte teşvik etmeliyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda güçlü adımlar atmaya gayret ettiğimiz gibi bu konuda da tarımda da aynı şekilde güçlü adımlar atmaya ve üreticilerimize destek vermeye ilk geldiğimiz gün itibariyle başladık ve bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz. Hepinize söz veriyoruz. 2020 yılında yazlık sebze fidesi dağıtmaya başlamıştık. Bugüne kadar çiftçilerimize üretsin diye, topraklarını, köylerini terk etmesin diye, gençlerin, yeni neslinin de üretici olmasını sağlamak adına yazlık, kışlık sebze fidesi, silajlık mısır tohumu, yağlık ayçiçeği tohumu, ekmeklik buğday tohumu, arpa yulaf tohumu, gübre, malç naylonu, damla sulama hortumu, bakın daha neler, mazot dağıttık, sığır süt yemi verdik, kuzu besi yemi verdik, arı yemi verdik, yetinmedik, küçük ölçekli balıkçılarımıza destek olduk, bakım malzemelerini koruyucu donanımlarına katkı sağladık, ayrıca mezbaha ve arıcılık merkezi gibi yeni tesisleri de tarıma kazandırdık. Bu konuda yeni projelerimizle yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii üretici örgütlerine makine ekipman desteği sağladık. Bu anlamda desteklerimizi çeşitlendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Yeni ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Sıkıntılarınızın büyüdüğü yerde size yeni yaratıcı fikirlerle gelmemizin ve çiftçilerimizi daha çok yüreklendirmemizin gerektiğinin farkındayız. Bunu da yapacağız. Sevgili hemşerilerim, bugün burada gönüllü çiftçilerimizin desteğiyle toplam 130 dekara 7 çeşit buğday, 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimini biz yaptık. Bugün hasatı gerçekleşecek olan 5 çeşit yerli buğday tohumu Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş tohumlardır. Yapılan fide ve tohumları destek kapsamını almadan önce doğru yerde doğru ekim yapabilmek için tarlalarda denemeler yapıyoruz. İstanbul'un iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayan verimi yüksek, hastalık ve zararlara mukavim çeşitleri
destek kapsamında değerlendiriyoruz. Bu anlamda kalite ve verim açısından değerlendirdikten sonra da destek kapsamını alıyoruz. Bize deneme ekimlerinin yapma fırsatını ve bu ortamı sağlayan değerli tarla sahibimiz var. Kaya Onatar, ona teşekkür etmek istiyorum. Kaya Bey burada mıdır bilmiyorum ama Kaya abi makinanın yanında, birazdan onun yanına gideceğim. Ona teşekkür ediyoruz. Yine tabii bakım ve hasat gibi tüm işleri üstlenen çiftçimiz değerli Ercan, ne güzel soyadlı. Ercan tarlada çalışır. Ercan Bey, sana kurban olurum ya. Ne güzel soyad. Çiftçilerimize ve İstanbullularımızın adına onun bütün emekçilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İstanbul'da tarım yapılan alanları 51 bin dekar arttırdık. İlerleyen dönemde daha da çok artacak. Şehrimizde gıda güvenliğinin ve tarımsal kalkınmanın artmasının önemli olduğunu bilen bir yönetim olarak desteğimizle sizlerin yanında olacağız. Burada özellikle Silivri ve Çatalca Belediye Başkanımız var. Ama özellikle kırsal alanların bulunduğu, tarımsal alanların bulunduğu diğer ilçe belediye başkanlarımızla da müşterek çalışıp aynen Bora Başkanımızın ifade ettiği gibi Erhan Başkanımız ve diğer başkanlarımızla bereketli çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin emeği bizlerin desteğiyle İstanbul daha çok üreten bir şehir olacak. Üreticilerimizi bu zor günlerde, bu sıkıntılı ekonomik koşullarda enflasyona yedirmemek için elimizden gelen desteği sizlerle buluşturacağız. Umuyorum bugünün bereketi bol olsun. Her günün bereketi bol olsun. Bugünün bereketi akşam da milli takımımıza bol bol gol versin. Yapılan haksızlığa karşı bizim pırlanta gibi gençlerimizin ayakları, bilekleri, gücü yerinde olsun. İnşallah güzel oynasınlar. Onlar da bizim bugün tarlada kazanacağımız bol bereket gibi, onlar da ayaklarıyla bol gollü bir maçla maçı kazansınlar inşallah. Hepinizi coşkuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kucaklıyorum. Hepinizin ailelerine en içten selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi emekli çiftçilerimizle bir hatıra fotoğrafı alacağız. Ve işte ilk kasat için başkanımız içeride verdiği yerini alıyor. Bora başkanımız da yanında. Sen akıllıysan.
Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.